Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İş Dünyası Buluşması programına katılarak Elazığlı iş insanlarına seslendi. Elazığ'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ iş dünyasıyla bir araya geldi. Toplantıya Elazığ Valisi Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkut Ata ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız yoğun program içerisinde bugün Elazığ'ı teşrif ettiler. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere. Şimdi de siz değerli iş dünyası mensuplarıyla istişare için burada bulunuyorlar. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz genel ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 21 yılda ortalama büyüme hızının yılda %5,4 olduğunu söyledi. Ortalama yıllık büyüme hızımız %5,4 olmuş. Yani dünyadan 1,8 puan daha yüksek büyümüşüz her yıl. Bir yıl için belki bu çok büyük bir rakam değil diyebilirsiniz ama bu 20-21 yıllık dönem için birikimli olarak baktığınızda Türkiye'yi dünyada farklı bir yere taşıdığını da ifade etmek isterim. Yılmaz, Türkiye'nin dünyanın 17. büyük ekonomisine sahip ülke haline geldiğini kaydetti. 1 trilyon 119 milyar dolar bir büyüklüğe ulaştı ekonomimiz geçen yıl itibarıyla. İlk defa 1 trilyon eşiğini Türkiye ekonomisi aşmış oldu. Trilyon dolarlık ekonomiler ligine Türkiye katılmış oldu. Kişi başına gelirimiz ise 13.110 dolar seviyesine yükseldi. Bu rakamlarla baktığımızda ekonomimiz dünyanın 17. büyük ekonomisi nominal dolar bazında. Satın alma gücüyle hesapladığınızda ise bu daha da yüksek. 11. büyük ekonomi konumundayız. Yılmaz, yaz döneminden itibaren enflasyonda belirgin bir düşüşün görüleceğini söyledi. Mayıs ayından sonra özellikle yaz döneminden itibaren enflasyonda belirgin bir düşüşü göreceğiz. Bu mücadele uzun soluklu, orta vadeli bir mücadele. Dolayısıyla yaptığımız yeni politikalarımızın etkisini belli bir süreç içinde aşama aşama göreceğiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti. Elazığ, Doğu Anadolu'da çok değerli bir konumu olan, hakikaten çok ciddi bir insan sermayesi olan bir ilimiz. Güçlü bir şehir kültürüne sahip bir ilimiz. Birçok potansiyeli olan bir ilimiz. Elazığ'da da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü hükümet politikalarımızla desteklerimizi, yatırımlarımızı, faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yılmaz, Elazığ'da yapılan çalışmaları da anlattı. Dediğim gibi çok sayıda yatırımlar gerçekleştirdik. Halen yürüyen önemli projelerimiz var. Karayolu sektöründe Elazığ-Malatya yolundaki çalışmalarımız devam ediyor. Sadece 2024 yılı için 220 milyon Türk lirası bu projeye para ödenek ayırdık. Elazığ-Bingöl yolu için yine 153 milyon TL. Para ayırmış durumdayız. Keban, Arapgir, Divri ayrımı projesine de yine 10 milyon lira para ayrıldı. Başka projelerimiz de var tabii ki. Demir yolunda yine önemli projeleri programımıza almış durumdayız. Halen yürüttüğümüz projeler var. Bunlar içinde Elazığ-Malatya hattında elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemi çalışmaları yapılıyor. Bunlar çok önemli. Kapasiteyi çok arttırıcı yatırımlar bunlar. Aynı hat üzerinde çok daha fazla trenin hizmet vermesini sağlayıcı yatırımlar. Cevdet Yılmaz, mahalli idareler seçimlerinde de Şahin Şerifoğulları'nın yeniden seçilmesi halinde ekonomik belediyecilik örneklerini sergileyeceğine inandıklarını söyledi. İnşallah Elazığ'da halkımızın takdiri elbette. Değerli belediye başkanımız çok başarılı Şahin Bey. Yeni dönem seçildiği takdirde ben ekonomik belediyeciliğin de çok güzel örneklerini ortaya koyacağına yürekten inanıyorum. Çok da güzel bir hazırlık yapmış durumda. Kendisiyle de sohbet ettik. Projelerini inceleme imkanımız da oldu. Hem kentsel şehrimizi daha dirençli hale getirme, daha yaşam kalitesini arttırma, hem de daha üretken, daha verimli,
daha fazla yatırımın gerçekleştiği bir şehir ortamı oluşturma anlamında inanıyorum ki çok büyük katkıları olacaktır.